andaki mevcut duruma göre mülakat %100 etkili öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında. Biz mülakatın etkisini %50'ye düşürüyoruz. Ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Yeni düzenleme ile öğretmen atamalarında %50 KPSS puanı, %50 mülakat puanı dikkate alınacak. Karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenimizi yayınladık. Sürecine göre işletiyoruz. Öğretmen atamalarında beklenti mülakatın kaldırılmasıydı ama kaldırılmadı. Yapılan yeni düzenlemeye göre bir öğretmenin atanmasında aldığı KPSS puanının %50'si etkili olacak. Diğer %50'si ise gireceği mülakattan alacağı puanla belirlenecek. Yani hem KPSS hem de mülakattan alacağı puanlar toplanacak ve atama puanı belirlenecek. Eğitim sendikaları karara tepkili, düzenleme yargıya taşındı. Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen kararın iptali için Danıştay'a dava açtı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti grubundan önce mülakatla ilgili soruları yanıtlarken sendikalara tepki gösterdi. Öğretmen arkadaşlarımızın atanmasında biz mülakatın etkisini %50'ye düşürüyoruz. Ama ilginç bir şekilde mülakata karşı çıkanlar bu düzenlemeyi iptale taşıyorlar. Burada bir çelişki var. Yeni düzenleme ile mülakatlar için 3 kişilik bir komisyon kurulacak. Komisyon üyeleri mülakata giren kişiyi tanımayacak. Soru cevaplar 45 dakika sürecek. Bu süre sonunda adaylar aldığı puanı öğrenerek mülakattan çıkacak. Mülakat boyunca kameralar kayıtta olacak. Amaç torpil iddialarının önüne geçebilmek. Konu yargıya taşındı. Sözlü sınavlarsa 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.